Zeytinburnu'ndan start veriyoruz. Yeni lezzetler, yeni yarışmacılar. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor, ama ilk bekleyen kişi pazartesi günkü yarışmacımız Onur. Daire kapısının önündeyiz. Bakalım kimler nasıl karşılayacaklar? Zil. Zil hemen orada Zuhal Hanım. Bu mu? Çalıyor. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben de bir gün bir tas su alıp vallahi girmezsem içeri. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyisiniz. Teşekkürler. Eşikte durmayalım. Buyurun efendim. Efendim merhabalar. Merhaba, ben Onur Yılmaz, 35 yaşındayım. Mağaza müdürüyüm 13-14 yıldır. 10 aydan beri e-ticaretle uğraşıyorum. 4,5 yıl önce ayrıldım. Şu anda bekarım. Bir tane oğlum var, 7 yaşında. İsmi Ali Kemal. Merhaba, ben İknur, Onur'un ablasıyım. Onur çok iyi bir babadır her şeyden önce. Çok iyi bir evlat, çok iyi bir kardeştir. Yemeklerle aram iyi, mutfakla aram iyi, elimin lezzetli olduğunu söylüyorlar. Onur'un eli çok lezzetlidir. Sizin damak tadınıza hitap edecek şeyler yapabilir. Bugün evime gelecek olan hiç kimseden çekinmiyorum. Tam tersine bence onlar benden çekinsin. Onur gerçekten sildim mi siler, sevdim mi sever. Eğer ona bugün birisi yanlış yaparsa bunun intikamını çok fena alır. Ben birinci gün yarışmacısıyım. Eğer ki yemeklerimin hakkını verirlerse ben de adaletli olacağım. Baktım ki adaletli değiller. İkinci, üçüncü, dördüncü günlerde benden çekecekleri var. Buradan bütün yarışmacılara sesleniyorum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ve Onur, evet. Ve kim acaba? Hanım. Abla. Ablasıyım. Abla ismi neydi, evet, ablanın? İknur Hanım ve? Halayım ben. Hala. Evet. Amcamın en büyük kızı ve bizim de en büyük kuzenimiz. En büyük kuzen. Sizin, evet, isminiz neydi? Hülya. İknur ve Hülya Hanım karşılamada sana eşlik ediyorlar. Evet. Burada kim yaşıyor Onur? Ablamın evi. Ablanın evi? Ben de hemen çok yakında oturuyorum. Ha, sen de Zeytinburnu'ndasın. Ev daha rahat, ferah olduğu için burada yapmak istedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Gelirken baktım, ne güzel yapmışlar buraları. Evet, çok değişti bu taraf. Kafeler, alışveriş, evet, şeyleri, yerleri falan harika çok güzel oldu. Olmuş. Yeni binalar, siteler falan. Bayağı değişti, güzel. Evet. Bayağı güzel. Sen de bu mahallenin, evet, çocukluktan beri buradayım. Evet, evet. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Ben oğlumla beraber yaşıyorum. Aa. Haftanın 2-3 günü oğlumla beraberim. Ha, boşandın. Evet. Ha, ne zaman boşandın? 4,5-5 yıl oldu. 4,5-5 yıl oldu. Oğlun kaç yaşında? 7 yaşında. Allah bağışlasın. Sende mi velayet? Yok, annede, ama bizde velayet problemi yok. Aa, annede kalıyor, bende kalıyor, hiç problem güzeli, yok. Bak en güzeli, ne, evet, güzel. Hem çocuk için hem sizin için. 4-5 gün. Çok da güzel. Bayağı görüşüyoruz. Bayağı vakit geçiriyorsun. Yani şu an okul başladığı için, evet, tabii ki anne 4-5 gün hafta için cumartesi pazar bana geliyor. İyi, hadi bakalım. Ablası. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba tekrar İknur Hanım. Sen evli misin? Ben evliyim. Evlisin. Evet, 20 senelik evliyim. Ooo, evet, maşallah. 18 yaşında oğlum var. Var? Evet. Aa, evet. Genç. Biz biraz yol erken çıktık. Kocaman. Yol erken, evet, efendim. Evet. Kocaman delikanlı, kapı gibi. Ama sen de gençsin, sen de mi erken evlendin? Ben de 18. Evet. Hemen de çocuk mu? Yok. Çocuğu biraz vakitli yaptık. Vakit. 27 yaşında baba oldum. Oo, ama niye o kadar erken aşık mı oldun? 18'de de gerçi insan ayırt edemez ki, aşık mıyım, neyim ben? Değil mi? Duygular, havalarda. Aşk evliliği yaptı. Evet. Aşk evliliği, evet, yaptı. Bir daha aşkım. Düşünüyor musun evlenmeyi? Yani şu anda düşünmüyorum ama kısmet, belki programdan sonra. Neden olmasın? Zaten program öyle de bir kapı da açıyor herhalde. Hep böyle, mesela geçen hafta da bir yarışmacımızın annesi boşanmış eşinden. Vallahi dedi, arıyorum aslında Zuhal Hanım. Dedim, yani oğlun yemek yarışmasına katılıyor ama bakarsın sana dedim bir kısmet kapısı. Doğru. Belli olmaz bu işler. Yemekte nasıl ablası? Gerçekten 10 parmağında 10 marifet diyebilirim. Ya? Yani damak zevki çok güzeldir. Ha, damak zevki yaratıcıdır. O. Gerçekten öyledir. Gurme diyebilirim aslında. Ne diyorsun ya? Daha çok gurmelik tarafım. Aa, nereden kaynaklanıyor bu Onur? Ya, mesela bir yemeğin içinde ne var hemen anlarım. Aa. Olanın da olmayanı da hemen bunu çıkartabiliyorum. Damak tadı gelişmiş. Biraz, evet, bizim ailenin de, biz Bulgaristan göçmeniyiz. Aa, Bulgaristan'a bir selamlar, evet, sevgiler. O yüzden de bugün gönderim. Kaymaklı Bulgaristan'ın kaymaklı böreği var. Andetü menüye geçti, dur. Heyecan, ama o güzel olur. Bir kere daha bir yarışmacımız vardı. Yıllar evvel onu yapmıştı ve de çok lezzetli olmuştu. Hala öyle nasıl sert bakıyor? Sert misin sen? Yok, değil, hiç vallahi değil. Bir çekindim ha şöyle. Ben bir çok ilgilenemedim sizle. Hala hanım, şey mi oldu? Tamam. Hala. Yok, aslında tam tersi. Ailenin hiç en naifiyim ben. Aa! Gerçekten öyle. Kimse bağıramaz, çağıramaz, tersleyemez. Öyle kimi? Şey, halamın öyle şeyler yoktur. Aa, öyle mi? Evet. Halası nasıldır yeğeniniz? Valla muhteşem. Kaç yeğen var bu arada? Ay, oh.
sayarsam çok. Çok kalabalık aile. Kalabalık aileyiz. Düşkün müsünüz birbirinize? Çok bağlıyız. Bir araya gelip yemekler yapalım. Yemekler, böyle sohbetler. Buluşuruz kuzenler. Hep beraber buluşuruz. Evet, çok güzel günler geçiririz beraber. Ay, tadını çıkarın. Birbirimize de düşkünüz. Ne iş yapıyorsun bu arada, sormadım. Ben normalde 13-14 yıldır mağaza müdürüyüm. Aa. Pandemiden dolayı işsiz kaldım. Ay. Bir dönem ama onu da fırsata çevirdim. E-ticarete girdim. Ha, çok güzel. Şimdi şu zaten anda, her şey e-ticaretten. Şu anda evet, home office e-ticaretle uğraşıyorum. Ama acayip, her şeyi satıyorlar yani online evet, olarak. Mağaza müdüründen şimdi sonra. Mağaza müdürü tabii ki tekstil üzerineydi herhalde. Evet, perakende, mağaza, tekstil perakende. Üzerine. Senin herhalde o yönün de, vizyonun da biraz... Fashion gözüm var. Fashion gözü. Size karışır mı kıyafet? Karışıyor. Vallahi. Saçımıza, başımıza, kilomuza, makyajımıza, her şeyimize, her şey. Evini şöyle değiştir, böyle yap. Sıkılmadın mı bundan, yeter artık, saçını değiştir. Aa, eleştirirken ciddi takıntıları var. Ay. Yani her yere yastık, çarşaf, nevresim taşır. Her yerde kalmam, kaldığım insanın temiz olduğunu da bilirim. Ha. Ama eğer gidiyorsan da bir kontrol ederim. Yani misafire bayılır Zuhal Hanım. Hele de bu dönemde çarşafımı, yastığımı, her şeyimi götürüyorum. İki bavul gidiyorum. Bana kuzenlerim akrabalar kızıyor biraz ama yine götürüyorum, evet. Ya yapıyorlar temizlik, memizlik de insanın içine sinmiyor yani. Her bir şeyimi götürüyorum, havlu mavlu. Evet, bir de geldikten sonra misafirler der ki işte ona dokundum, buna dokundum. Sen duyma ha. Evet evet. Ben burada ama ne güzel çekiştiriyoruz, yüzüne bakalım. Ona dokundu, buna dokundu, işte yıkandı, etti, havluyu kullandı. Hemen böyle bir evi kırklar. Ay sen zor evlenirsin bir daha şimdi ha? Ya şimdi öyle söylediğiniz kısmetleri için biraz zor olacak tabii. Evet. Acaba? Ama ne güzel titiz, temiz işte. Titiz, ama evet. Kısmetler açılır belki, hiç de belli olmaz. E doğru, çok insan var böyle temizliğe titiz. Diyecek ki ne erkek, yemek yapıyor. Temizliğine titizliğine düştükün. Saç da yapıyorum. Bu arada ben saç da yaparım. Şaka. İlk kuafördüm normalde. Aa. Evet, yani şöyle 15 ile 18 yaşlar arası. Sen ne kadar çok yönlü bir yaparım, insansın yani. O parmağında o marifet, saç baş yapıyor. Oğlumun saçını falan yapıyorum. Ne diyorsun? Bizim saçlarımız onur keser, itiraf ediyorum. Evet. Aa. Evet. Hem ailenin kuaförü hem aşçısı. Evet. Aman ne maharetler, göreceğiz inşallah çok bunu. Masalarda da görelim bu ince i̇nşallah. Zevkini, titizliğini. Mutfakta da iyi olursam tamam. Mutfakta da iyisindir ya. Mutfakta iyisin zaten. Sadece... Sakin olmayı deneyin. Panik yapmazsam yeterli. Halledeceğim evet, diye düşünüyorum. Relax, relax. Hiç panik yapmıyoruz. 15 bin TL var işin hadi ucunda. Hadi bakalım.